Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz mobilite. Özellikle son dönemlerde üzerinde çok fazla çalışılan, üzerinde çok fazla yeni fikrin üretildiği bir konu başlığı mobilite. Ve bizde mobilite kavramı bize acaba neler sunuyor? Hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? 7'den 77'ye herkesin daha fazla özgür yaşamasını sağlayacak bir kavramdan bahsediyoruz. Ve bu kavramı da masaya yatırıyoruz. Bakalım acaba hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Ve biz de sizi aslında bu hafta biraz geleceğe götüreceğiz. Bakalım gelecekte neler göreceğiz. Hep birlikte keşfedeceğiz. Ve bir başlığımız var, bir etiketimiz var. Bu başlığımız hayalimdeki robot. Sizin hayalinizde nasıl bir robot var? Sosyal medya üzerinden paylaşın. Bizim programımıza ortak olun. Biz de takip edeceğiz. Hayalinizdeki robotlar nelermiş? İsterseniz bölümümüze tüm hızıyla başlayalım. Mobilite kavramını keşfetmeye başlamadan önce isterseniz teknoloji dünyasındaki gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. İlk gelişmemiz Apple hakkında. Apple'ın yepyeni bir kulaklık modeli var. İsmi AirPods Max. Daha önce kulak içi kulaklık modelleri geliştiren şirket artık kulak üstü kulaklık modeli geliştirmeye başladı. Adaptif Equalizer ayarı ve aynı zamanda gürültü engelleme özellikleri dikkat çeken model 20 saatlik bir şarj ömrü sunuyor. Akıllı telefon markası Oppo bir yenilikle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yenilik de kamerası çıkarılabilen bir akıllı telefon. Aslında modüler bir tasarımdan bahsediyoruz. Mesela akıllı telefonun megapikseli yetmediği zaman hemen çıkartacaksınız. Başka bir modül takarak oraya, başka bir kamera modülü takarak akıllı telefonunuzun megapikselini güçlendirebileceksiniz. Oyun severlerin çok sıkı takipçisi olduğu bir oyun var. İsmi Call of Duty ve bu pandemi sürecinde bu oyunda önemli bir başarıya imza attı. Sadece 2020 yılı içinde 85 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan oyun 3 milyar dolardan fazla da bir gelir elde etti. Bu da bize pandemi sürecinde ne kadar çok oyun oynadığımızı gösteriyor. WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi. Bu özelliğin ismi sepetler. Sepetler özelliği sayesinde restoranlar veya giyim mağazaları gibi işletmeler artık kataloglarını bu uygulama içine koyabilecek. Dolayısıyla müşteriler de bu katalogdan ürün seçerek siparişlerini WhatsApp üzerinden verebilecek. Bu da enteresan bir gelişme olarak karşımıza çıktı. İsterseniz yeni nesil teknolojiyi keşfetmeye tüm hızıyla devam edelim. Şimdi sıra geldi artık mobilite kavramını hep birlikte keşfetmeye. Bakalım bu mobilite kavramı neymiş aslında? Buradan başlamak lazım. Çünkü mobilite deyince akla birçok farklı teknoloji gelebilir. İsterseniz şöyle yapalım. Bizim biliyorsunuz sesli asistanımız var, Guru. Guru'ya bir soralım. Guru bize anlatsın. Mobilite nedir Guru? Mobilite kavramını teknolojinin gelişmesiyle daha sık duymaya başladık Ahmetcan. 90'lı yıllarda cep telefonları mobilite kavramının öncüsü oldu. Sonra ortaya çıkan hemen hemen bütün teknolojik cihazlarda bunu destekledi. Küçük ebatlı laptoplar, tablet bilgisayarlar, mobilite kavramının diğer ürünleri arasında yerini aldı. Son dönemlerde ise robotik teknolojiler, 5G ve sürücüsüz otomobiller gibi yeni nesil teknolojiler mobilite kavramının derinliğini artırıyor. Engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin daha özgür, rahatça ve keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip mobilite çözümleri geliştiriliyor. Yani geleceğin en önemli kavramları arasında mobilite olacak. Sizlerin de gördüğü gibi mobilite kavramı artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya doğru ilerliyor. Geçmişte kullanıldı, bugün kullanılıyor ve aynı zamanda gelecekte de kullanılacak. Bunu da çok yakından biz de takip edeceğiz. Ancak benim sizlerle paylaşmak istediğim bazı örnekler var. Çünkü mobilite kavramının önemli parçaları var. Önemli imkanları var. Bu imkanları hep birlikte şimdi bir keşfedelim isterseniz. Bu konuda pek çok şirket çalışmalar yapıyor. Ve bu şirketlerin biz de yakından takipçisiyiz. Bu şirketlerden bir tanesi de Toyota. Toyota biliyorsunuz bir otomotiv şirketi. Ancak kendisini artık dönüştürmeye başladı. Dedi ki ben artık otomotiv şirketinden bir mobilite şirketine dönüşmeye başladım dedi. Ve bunun da ilk vizyonunu, ilk öğelerini, ilk parçalarını biz de görmeye başladık. Şimdi isterseniz gelin bu çözümler neler, bu mobilite çözümleri neler hep birlikte bir göz atalım. Benim dikkatimi çeken en enteresan örneklerden bir tanesi engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran mobilite çözümleri, robotik teknolojiler. Şimdi ben size bunlardan bahsedeceğim. Bu modelin ismi HSR, yani
Human Support Robot. Yani insanları destekleyen bir robottan bahsediyoruz. Bu robotun üzerinde kameralar ve sensörler var. Ve aynı zamanda robotik bir kol var. Ve her yere hareket edebilen bir tekerlekli yapısı var. Bu sayede otonom olarak engelli bireylerin yardımına koşuyor. Neler yapıyor? Engelli birey, özellikle tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler bu robot üzerinden siparişlerini alabiliyorlar. Tablet üzerinden sipariş veriyorlar. Sonrasında başka bir otonom robot bu siparişi getiriyor. Ve sonrasında bu biraz önce bahsettiğim robotik kola sahip olan robot ise o diğer robottan siparişi alıyor ve engelli bireylere teslim ediyor. Ya yani onların hayatını kolaylaştıran bir teknolojiden bahsediyoruz. 7'den 77'ye dedik. Bu mobilite çözümleri herkes için. Bu da en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Hayatımızı kolaylaştıracak diğer bir robot ise insansı bir robot. Humanoid robot THR3. Bu robot da şunu yapıyor. Tıpkı zaten biraz önce de söyledim, bir insana benziyor. İnsansı bir robot. Ve bu sayede insanlara yardımcı oluyor. Peki neler mi yapıyor? Hassas şekilde yerleştirilmiş eklemleri ve önceden programlanan hareketleriyle ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda giyilebilir teknolojilerle de kontrol edilebiliyor. Yine bu da öne çıkan bir özelliği. Mesela doktorlara, hasta bakıcılara, hastalara, yaşlılara ve engellilere yeni bir mobilite çözümü sunuyor. Gerçekten işte gelecek diyoruz. Tam da geleceğin kendisi bu insansız robotlar gerçekten çok enteresan bir yere gidiyor. Ve bu modelde onlardan birisi oldu. Diğer bir çözüm ise yine insan hayatını kolaylaştıran bambaşka bir konu. Yepyeni artık şehirlerden bahsediyoruz. Bu şehrin ismi Woven City. Toyota tarafından Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerinde geleceğin şehirlerine öncülük eden bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehirde sıfır emisyon konsepti var. Hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan ve tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olan bu şehir, yaşayanlar için günlük yaşamı kolaylaştıracak en son teknolojilerle donatılmış durumda. İlk etapta 2000 kişi bu şehirde yaşayacak. Ve bu şehir ne zaman hayata geçecek? Çok kısa bir süre içinde, çünkü 2021 yılında, yani artık 3-5 hafta sonra 2021'e geçiyoruz. Ve artık bu yeni nesil şehirlerle de tanışmaya da başlayacağız. Biz de bu şehri takip edeceğiz. Şimdi isterseniz diğer bir yeniliğe geçelim. Yine o da mobilite kavramının ne noktaya gittiğini gösteriyor. Bu çözüm e-palet diye bir ulaşım aracı. Peki neler yapabiliyorsunuz bu e-paletle? Şimdi hemen onlardan bahsedeceğim size. Otonom bir ulaşım aracı. Paylaşımlı olarak kullanılıyor. Bir uygulama üzerinden yolculuklarınızı organize ediyorsunuz. Otonom araç yolcuları belirtilen zamanlarda alıyor, gidecekleri yere bırakıyor. Ve bu araçlar sadece paylaşımlı yolculuklarda kullanılabiliyor. Ama başka özellikleri de var. Yani evet, yolculuklar için kullanılıyor ama başka özellikleri de var. Bu özelliklerden bir diğeri ise modüler olarak kullanılabilmesi. Mesela lojistik veya sipariş teslimatı gibi konularda da bu robotlar öncü bir rolde. Yüz tanıma teknolojileri var üzerinde ve bu sayede siparişin doğru kişiye gidip gitmediğini yine bu robot görüntüleyebiliyor. Ve hatta ofis olarak bile kullanabiliyorsunuz. Yani bir toplantı yapacaksınız ve bir noktadan bir noktaya yetişmeniz lazım. O sırada yol üstündeki diğer toplantıya katılacak kişileri alarak aslında zamandan da kar ediyorsunuz. Bu da gerçekten yine çok enteresan bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu teknolojileri görünce gerçekten heyecanlanıyorum. Umarım siz de heyecanlanıyorsunuzdur. Şimdi hemen diğer bir yeniliğe geçelim. O da iRoad diye bir yeni nesil araçtan bahsediyoruz. 3 tekerlekli bir araç bu. Ve bu araçta yeni nesil mobilite çözümleri var. Esnek yapıda bir araç. 3 tekerleği bağımsız olarak hareket edebiliyor. Dolayısıyla şehir içi kullanımlarında önemli bir avantaj sunuyor. Mesela trafik sorunundan eğer gerçekten şikayet ediyorsanız, özellikle de İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız, işte tam bu araçlarda yeni nesil mobilite çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu araçlarla hiçbir şekilde trafiğe takılmadan, elektrikli bir şekilde, yani karbon salınımı yapmadan seyahat edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ortada önemli bir değişim var, dönüşüm var. Şirketler bu konuda yeni nesil teknolojiler geliştiriyor. Yeni nesil inovasyonları kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Şimdi biz de bunları keşfettik. Ancak ben yine birisine danışmak istiyorum. Şirketin Türkiye'deki yetkilisi Ali Haydar Bozkurt. Şimdi hemen kendisine bağlanıyoruz. Bakalım gelecekte neler olacak? Şimdi hepsini Ali Bey'den dinleyeceğiz. Hemen kendisine bağlanalım. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ali Bey, şimdi biraz önce izleyicilerimizle birlikte yeni nesil mobilite çözümlerini hep birlikte keşfettik. Gerçekten 7'den 77'ye herkese hitap eden teknolojiler var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum size. Bir otomotiv şirketinden neden acaba mobilite şirketine dönüşüm kararı aldınız? İsterseniz bu sorudan başlayabiliriz.
Şimdi mobilite şirketi kavramını aslında şöyle açmak lazım. Biz mobilite deyince artık bizi bir otomobilin, basit anlamıyla bir otomobilin bir noktadan bir noktaya taşımasının tek başına yeterli bir tanım olmadığını görüyoruz. Neyi kastediyorum? Birincisi mobilite kavramı ürünler bazında çok çeşitlenmeye başladı. Yani şunu basitçe anlatalım. Otomobil de bir mobilite aracı, işte bir scooter da bir mobilite aracı, bir engellinin kullandığı, onu bir yerden bir yere götüren bir araç da bir tekerlekli sandalye olabilir bu örneğin. O da bir mobilite aracı, bir yaşlıya yardımcı olması için dizayn edilmiş. Onun ev içinde ya da dışarıda hareketlerini, o kısıtlı hareketlerini önüne geçen, biraz daha hayatını kolaylaştıran araçlar da birer mobilite aracı. Bir de servisler var. Yani servis ve hizmetler. Neyi kastediyoruz? Hani çok eskiye giden bir otomobili satın alırdık, biner kullanırdık, zamanı gelince satıp yenisini alırdık. Şimdi satın almak yerine kiralama çözümleri gelişti. Kiralama çözümleri o kadar çok çeşitlendi ki, yani bir otomobili artık böyle 3 sene kiralamak durumunda değilsiniz. Aylık kiralayabiliyorsunuz, haftalık hatta dakikalık kiralayan servisler var. Araç paylaşım ki birçok farklı formatta araç paylaşım sistemleri gündemde kullanılıyor dünyada. Yani bir yerden bir yere giden bir araçta bir kişilik yer varsa kendinize orada bir yer ayırtabiliyorsunuz. İşte İstanbul'dan Bodrum'a giden bir grubun yanına katılabiliyorsunuz. Ya da aracınızı birden fazla kişiyle devre mülk paylaşımı gibi paylaşabiliyorsunuz. Şimdi firmaların filo araçlarının paylaşımı oluşuyor. Yani araç paylaşımının da çok fazla şekli oluşmaya başladı. Şimdi baktığınızda bir de müşterinin çeşitliliği var. Yani normal bir müşterinin mobilite ihtiyacı var, yaşlı bir müşterinin mobilite ihtiyacı var, engelli bir müşterinin bireyin mobilite ihtiyacı var. Şimdi bütün bu kombinasyonlara uyacak o kadar çok çeşitli ürün ve hizmet artık konuşuluyor ki, o zaman baktığınız zaman kendinizi sadece bir otomobil firması olarak konumlandırdığınızda bütün bu çeşitlilik içerisinde sadece dar bir alanı ateş eden bir firma olarak zaman içerisinde aslında çok önemli fırsatları kaçırmış olursunuz. İşte bu nedenle bundan 4-5 sene önce Dünya Başkanımız Akio Toyota dedi ki biz artık bir otomobil firması olmaktan çıkacağız, bir mobilite firması olacağız. Ve bir müşterinin, bir insanın hangi durumda olursa olsun mobil olmaya ihtiyacı var ise ona yönelik hizmetlerin ve ürünlerin, bakın sadece o cihazları üretmekten bahsetmiyoruz, o hizmetleri verecek şirketlerin de kurulması ve yaygınlaşması konusunda bu çalışmaları başlatıyoruz dedi. Ve nitekim çok hızlı bir şekilde de başlandı. Hani çok kısa ve öz, biz niye artık mobilite şirketiyiz, bundan sonra otomobil şirketi olmayacağız diyoruz. Bu sorunun aslında basit cevabını böyle özetleyebilirim. Kesinlikle. Ali Bey, özellikle benim dikkatimi çeken aslında engellilere yönelik sunulan mobilite çözümleri oldu. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Şimdi biz aslında bu Mobility for All, herkes için mobilite kavramının çalışmalarını Toyota Motor Corporation çok güzel hazırlamıştı. Ve bu geçtiğimiz Temmuz'da olimpiyatlar biliyorsunuz Tokyo'da yapılacaktı ve orada çok güzel bir çıkış yapacaktık aslında program olarak. 3700 mobilite cihazını, işte içinde otonom araçlar var, az önce bahsettiğim engelli sporcular için destek olan, onları bir yerden bir yere götüren araçlar var. Tüm bu araçları hem sporcuların hem de olimpiyat katılımcılarına kullanımlarını sunacaktık ve böyle bir çıkış yapacaktık. Tabii olimpiyatlar maalesef pandemi nedeniyle gelecek yıl ertelendi. Çünkü gelecek yıl yapılacak bunlar. Ama bunun içerisinde başlattığımız, az önce sizin de değindiğiniz bir projemiz var. Start Your Impossible. Bunun şemsiyesi altında mobility kavramının nerelere kadar ulaşabileceğini aslında anlatacaktık. Biz Türkiye'de şu anda Start Your Impossible'ı başlattık. Arkasında hem bir sosyal mesaj var, bir sosyal sorumluluk tarafı var. Ama aslında dikkat çekmek istediğimiz nokta, farkındalık yaratmak istediğimiz nokta hep şu özünde. Yani insanın mobil olmaya ihtiyacı var ve mobiliteye ihtiyacı var. Yani dünya durdukça insanın hep bir yerden bir yere gitme ihtiyacı devam edecek.
ürünlerini bir yerden bir yere nakletme ihtiyacı devam edecek. Bugünkü çağda datayı da bir yerden bir yere nakletme ihtiyacı devam edecek. Evet. Ali Bey, son sorum olarak da geleceği nasıl görüyorsunuz acaba? Ben bunu da çok merak ediyorum. Kısaca ondan da bahseder misiniz bize? Şimdi gelecekle ilgili bütün hazırlıklarımıza baktığımızda aslında gittiğimiz nokta çok geniş bir yelpazeye bizi götürecek. O kadar net ki bu. Yani mobilite kavramının ulaştığı noktaya bakıyoruz. Şimdi robotlara kadar inen, çok da dallanıp budaklanan bir çalışmadan bahsediyoruz. Farklı müşteri gruplarına hitap eden çalışmalara bakıyoruz. Bütün bunları yaparken de işin bütün değer zincirindeki oyuncuları, bayilerimize kadar bu hizmet ve ürünlerin hem temin edilmesi hem de satış sonrasında desteğinin verilmesi konusunda oyunun içinde tutacak bir sistem kuruluyor. Ben hep kişi diyorum, bir gün ışınlanma makinesi icat edilirse üzerinde Toyota yazacaktır büyük ihtimalle, çünkü o da bir mobilite. Evet. Çok haklısınız. Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Bizi geleceğe götürdünüz. Işınlanma teknolojilerinden bile bahsettik. Çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek, üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracı Ay'dan numune toplama işlemini tamamlayarak havalandı. Bunun şöyle bir anlamı var. Bu Çin'e ait bir uzay aracının ilk kez dünya dışı bir alandan havalanması anlamına geliyor. Önemli gelişme. İsterseniz gelin bu gelişmeye hep birlikte bir göz atalım. Bir Aralık'ta Ay yüzeyine inen Çin'in Chang'e 5 aracı 19 saat çalıştıktan sonra görevini tamamladı. Gövdesinde bulunan robot kolu ve sondaj özelliği sayesinde 2 kilogram örnek toplayan araç dünyaya dönüş için yörüngeye girdi. Çin'in Ay yüzeyinden topladığı bilgilerin gezegenin jeolojik evrimi ve Güneş'in faaliyetleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nin açıklamasına göre Chang'e 5'in yörüngeye oturması için aracın kendisi fırlatma rampası görevi gördü. Yükselen aracın kendi özel sensörlerini kullanmak suretiyle irtifasını ve pozisyonunu belirlediği duyuruldu. Çin'in uzun çalışmalar sonrasında uzaya yolladığı Chang'e 5, 40 yılın ardından dünyaya uzay numuneleriyle dönen ilk araç olacak. Öte yandan Çin Ulusal İdaresi şimdiden Ay Keşif Projesi'nin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflardan birinde görülen 12 gram ağırlığındaki Çin bayrağı, sosyal medyada konuyla ilgili en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı. Yeni nesil mobilite çözümlerini keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu haftaki etiketimiz hayalimdeki robottu. Hayalinizdeki robot ne? Bizlerle paylaşın. Sosyal medyada biz de bunları takip edeceğiz. Ve siz de bu programa ortak olun. Ve aynı zamanda tabii ki bize ulaşmak için sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.